Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim arpa şehriye pilavı. Çok fazlasıyla benden istendiği için hemen sizlerle tarifini paylaşmak istedim. 3 renkli arpa şehriye pilavı yapacağız. Öyle tek renk değil, çok da güzel oluyor. Hemen ocağın altını yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağını tencereme koyuyorum. 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ilave edip altını yakayım. Yağ ısındıktan sonra şimdi şöyle şehriyenin yarım bardağını şimdi koyuyorum. 1,5 bardak yapacağım. Birazcık rengi değişene kadar önce bir kavurayım. Biraz rengi değişip kavrulunca diğer bardağı da katacağım. Toplamda 1,5 bardak şehriye kullanacağım. 5 dakikadır böyle orta ateşte kavuruyorum. Şöyle rengi biraz dönmeye başlayınca hemen yarım bardağı daha ilave ediyorum. Yarım bardak daha katıyorum. Şimdi 5 dakika daha kavuracağım. Rengi böyle birbirinden koyulaşmaya başlayınca diğer yarım bardağı daha katacağım. Şehriye böyle kavrulurken köpürüyor. Bu gayet normal. Şimdi böyle çok yağlı gibi durabilir ama daha sonrasında şehriye çok şiştiği için yağ olduğu gibi çekiyor. Bu sefer çok kuru oluyor yağsız yaparsanız. Şimdi güzelce bir kavurayım. Şimdi bunu da kavurduğum yeterli. Böyle çok aşırı derecede kavurmuyorum. Diğerinden biraz daha açık. Şimdi yarım su bardağı daha katıp çok kavurmayacağım. Şöyle bir karıştırayım. 10-15 saniye kavurdum. Kavurup hemen suyunu katacağım. O daha böyle açık renk kalsın içlerinde. Gördüğünüz gibi şöyle 3 renk gözüküyor. Şimdi artık kenarda kaynattığım suyu ilave edeceğim. Muhakkak kaynar su katın. Altını bu esnada kısın. Çok böyle su sıçramasın üstünüze. 1,5 su bardağı şehriye, arpa şehriye katmıştım. 2,5 su bardağı su katacağım. Şöyle 2,5 katıyorum. Tuzunu da ilave edeyim. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz katacağım. Damak tadınıza göre ilave edersiniz. Şimdi altını kısayım. Zaten kaynıyor. Kapağını da kapatayım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişsin. Arada kontrol edin. Dibine tutmasın. Pilava bir bakayım. Bir kere baktım, daha suyu vardı. Tamamdır artık, yeterli. Suyunu çekmiş. Kapağını kapatayım. Şöyle üzerine havlu bir kağıt örtüyorum. Daha güzel suyunu çekip tane tane olması için. Şimdi bir yarım saat kadar dinlendirip servis edeceğim. Şehriye pilavını dinlendirdim. Bence çok güzel. Tane tane olmuş. Hemen şöyle bir tabağa alıp ters çevireceğim. Siz de dilediğiniz kadar da çoğaltabilirsiniz. Tane tane olduğu için durmadı bile. Bence çok güzel olmuş. Her şeyle tam kıvamında. Eğer çok yağlı gelirse yağını biraz azaltabilirsiniz. Birden 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.